49. sayfa. Alıştırmalar. Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra işlemlerin sonuçlarını bulup tahminlerinizle karşılaştırınız. Tahminlerinizi nasıl yaptığınızı açıklayınız. İşlem 73-58. Bunları en yakın onluklara yuvarlayalım. 73 70 olur. 58 ise 60 olur. Çıkardığımızda da farkı 10 buluruz. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 73'ten 58'i çıkarırız. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıkınca 5 kalır. 6'dan 5 çıkınca da 1 kalır. Evet, işlemin sonucu 15. Bizim tahminimiz ise 10. Tahminimiz sonuçtan biraz küçük çıktı. Tahminimizi şöyle yaptık. Onluğa yuvarlayarak. 94-37. Yine en yakın onluğa yuvarlayalım. 94'ü en yakın onluğa yuvarlarsak 90 olur. 37'yi en yakın onluğa yuvarlarsak 40 olur. Çıkardığımızda da aradaki farkı 50 buluruz. Şimdi işlemin sonucunu yapalım. 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 çıkınca 7 kaldı. 8'den 3 çıkınca da 5 kalır. Evet, tahminimiz 50. İşlemin sonucu 57. Burada da gene onluğa yuvarlayarak tahminde yapmış olduk. 957 eksi 318. Burada en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 957'yi en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 1000 olur. 318'de en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 300 olur. 1000'den 300'ü çıkarınca da 700 buluruz. Bu tahminimiz. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıkınca 9 kalır. 4'ten 1 çıkınca 3 kalır. 9'dan 3 çıkınca da 6 kalır. Sonuç 639, tahminimiz 700. Tahminimiz biraz fazla çıktı işlemin sonucundan. Burada da yüzlüğe yuvarlama yaparak tahmin etmiş olduk. 464 eksi 359 işlemini yapalım. Önce bunları tahmin edelim. En yakın yüzlüğe yuvarlama yapalım. 464 500 olur. 359 ise 400 olur. 500'den 400'ü çıkarınca da 100 buluruz. Bu tahmini sonuç. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıkınca 5 kalır. 5'ten 5 çıkınca 0 kalır. 4'ten 3 çıkınca da 1 kalır. Evet, tahminimiz 100. İşlemin sonucu 105. Sonuca çok yakın bir tahminde bulunmuş olduk. Burada da yine en yakın yüzlüğe yuvarlama işlemi yapmış olduk. 702 eksi 217. 702'yi en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 700 olur. 217'yi en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 200 olur. Çıkardığımızda da 500 buluruz. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 2'den 7 çıkmaz. 12'den 7 çıkınca 5 kalır. 9'dan 1 çıkınca 8 kalır. 6'dan 2 çıkınca da 4 kalır. Tahminimiz işlemin sonucundan biraz fazla çıkmış oldu. Burada da gene en yakın yüzlüğe yuvarlama işlemi yapmış olduk. 841 eksi 625. Burada da en yakın yüzlüğe yuvarlama yapalım. 841'i 800'e yuvarlarız. 625'i de 600'e. 800'den 600'ü çıkarınca da tahmini sonucu 200 buluruz. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 1'den 5 çıkmaz. 11'den 5 çıkınca 6 kalır. 3'ten 2 çıkınca 1 kalır. 8'den 6 çıkınca da 2 kalır. İşlemin sonucu 216. Tahminimiz ise 200. Burada da gene sonuçtan biraz az bulduk. Burada yaptığımız tahmin yüzlüğe yuvarlama metodunu kullanmış olduk. 4096 eksi 2703. Burada da şöyle bir işlem yapalım arkadaşlar. Sadece binlikleri çıkararak bir tahminde bulunalım. 4000'den 2000 çıkınca 2000 kalır yaklaşık olarak. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 4096'dan 2703'ü çıkarıyorum. 6'dan 3 çıkınca 3 kalır. 9'dan 0 çıkınca 9 kalır. 0'dan 7 çıkmaz. 10'dan 7 çıkınca 3 kalır. 3'ten 2 çıkınca da 1 kalır. 1393 işlemin sonucu. Tahminimiz 2000. Tahminimiz işlemin sonucundan bayağı büyük çıktı bu sefer. Burada kullandığımız yöntem ise binlikleri çıkarmak oldu.
7804'ten 4920'yi çıkaralım. Burada da demin yaptığımız metodu kullanalım. Sadece binlikleri çıkaralım. 7804'te 7 tane binlik var. 4920'de 4 tane. 7000'den 4000'i çıkardığımızda 3000 buluruz. Bu tahmini sonuç. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 4'ten 0 çıkınca 4 kalır. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıkınca 8 kalır. 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıkınca 8 kalır. 6'dan 4 çıkınca da 2 kalır. İşlemin sonucu 2884. Tahminimiz ise 3000. Evet. Burada da tahminimiz işlemin sonucundan biraz fazla çıktı. Kullandığımız yöntem ise binlikleri çıkarma yöntemi. Son olarak 9638'den 5549'u çıkaralım. Burada da binlikleri çıkaralım. 9000'den 5000'i çıkarırsak 4000 olur. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 8'den 9 çıkmaz. 18'den 9 çıkınca 9 kalır. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıkınca 8 kalır. 5'ten 5 çıkınca 0 kalır. 9'dan 5 çıkınca da 4 kalır. Evet, tahminimiz 4000. İşlemin sonucu 4089. Burada tahmin işlemin sonucuna bayağı bir yakın oldu. Yaptığımız metot ise yine binlikleri çıkarma yöntemini kullanmış olduk. 53. sayfa alıştırmalar 1. Bir otelde 1299 kişi vardı. 315 kişi sabah otelden ayrıldı. Öğleden sonra 278 kişi otele giriş yaptı. Son durumda otelde kaç kişi vardır? Önce 1299 kişi varmış. 315 kişi ayrılmış. Ne kadar kişi kaldığını bulmak için çıkarırız. 9'dan 5 çıktı 4, 9'dan 1 çıktı 8, 2'den 3 çıkmaz, 12'den 3 çıkınca 9 kalır. Öğleden sonra otele 278 kişi gelmiş. 984 ile 278'i toplayalım. 4, 8 daha 12, 12'nin ikisi elde var 1. 1, 8 ve 7'yi toplarsak 16 olur. 16'nın 6'sı elde var 1. 1, 9 ve 2'yi toplarsak da 12 olur. Son durumda otelde 1262 kişi vardır. 2. İki katlı bir düğün salonunun alt katında 1196, üst katında 515 misafir vardı. Takı töreni yapıldıktan sonra 659 misafir salondan ayrıldı. Salonda kaç misafir kaldı? Toplam kaç kişi var onu bulalım. 1196 ile 515'i toplayalım. 6, 5 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 1, 9 ve 1'i toplarsak 11. 11'in 1'i elde var 1. 1, 1 ve 5'i toplayınca 7 olur. Burası da 1. Bu salonda toplam 1711 kişi var. Salondan 659 kişi ayrılırsa kaç kişi kalır? Çıkarma yapacağız. 1'den 9 çıkmaz. 11'den 9 çıkınca 2 kalır. Burada 0 kaldı. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıkınca 5 kalır. Burada 6 kaldı. 6'dan 6 çıkınca 0 kalır. Burası da 1. Salonda toplam 1052 kişi kalmıştır. 3. Banka hesabımda 3817 TL vardı. Banka hesabıma 2695 TL olan maaşım da yatırıldı. Hesabımdaki paranın tamamını çekip fiyatı 1280 TL olan bir televizyon ve fiyatı 1755 TL olan bir bilgisayar satın aldım. Kaç liram kaldı? Toplam parayı bulalım önce. Hesapta 3817 lira varmış. Maaş ise 2695. Bunları toplayalım. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 1, 1 ve 9'u toplarsak 11. 11'in 1'i elde var 1. 1, 8 ve 6'yı topladığımızda 15. 15'in 5'i elde var 1. 1, 3 ve 2'yi toplarsak da 6 olur. Toplam 6512 lirası var. Şimdi ne kadar harcamış onu bulalım. 1280 liraya televizyon, 1755 liraya da bilgisayar alınmış. Toplayalım. 0, 5 daha 5, 8, 5 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 2 ve 7'yi topladığımızda 10 yapar. 10'un 0'ı elde var 1. 1, 1 ve 1'i topladığımızda da 3 buluruz. 3035 liralık alışveriş yapılmış. Şimdi kaç lira kaldığını bulmak için 6512'den 3035'i çıkaralım. 2'den 5 çıkmaz. 12'den 5 çıkınca 7 kalır. Burada 0 kaldı. 0'dan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıkınca 7 kalır. Burada 4 kaldı. 4'ten 0 çıkınca 4 kalır. 6'dan 3 çıkınca da 3 kalır. Toplam 3477 lirası kalmıştır.
4. Güzelyurt Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde Ali Bey 2096 oy, Meral Hanım 3487 oy almış. Kalan oyları da Kader Hanım almıştır. Seçimde 9092 geçerli oy kullanıldığına göre Kader Hanım kaç oy almıştır? Seçimi kim kazanmıştır? Evet, Ali Bey'in oyu 2096, Meral Hanım'ın oyu 3487. Bu ikisini toplayalım. 6, 7 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 9 ve 8'i toplayınca 18 yapar. 18'in 8'i elde var 1. 1, 0 ve 4'ü toplayınca 5 olur. 2 ile 3'ü toplayınca da 5 olur. Geçerli oy sayısı 9092. 9092'den 5583'ü çıkarırsak Kader Hanım'ın oylarını buluruz. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıkınca 9 kalır. Burada 8 kaldı. 8'den 8 çıkınca 0. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıkınca 5 kalır. 8'den 5 çıkınca da 3 kalır. Kader Hanım 3509 oy almıştır. En çok oyu alan Kader Hanım olduğu için seçimi Kader Hanım kazanmıştır. 5. Bir mağazada 3299 TL'ye satılan bilgisayarın fiyatında 345 TL, 1365 TL'ye satılan çamaşır makinesinin fiyatında 275 TL indirim yapılmış. Bu bilgisayar ve çamaşır makinesinden satın alan Selma Hanım kaç lira öder? Önce bilgisayarın fiyatını hesaplayalım. 3299'dan 345 lira indirim yapılmış. Çıkaralım. 9'dan 5 çıkınca 4 kalır. 9'dan 4 çıkınca 5 kalır. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıkınca 9 kalır. Burada da 2 kalır. Bu televizyonun fiyatı. Sonra çamaşır makinesinin fiyatını bulalım. 1165'ten 275'i çıkaralım. 5'ten 5 çıkınca 0. 6'dan 7 çıkmaz. 16'dan 7 çıkınca 9 kalır. Burada 0 kaldı. 10'dan 2 çıkınca da 8 kalır. Toplam ne kadar ödenmiş onu bulalım. 2954 ile 890'ı toplayalım. Burası 4 olur. 5, 9 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 1, 9 ve 8'i toplayınca 18. 18'in 8'i elde var 1. 1, 2 daha 3. Evet, Selma Hanım toplam 3844 lira ödeme yapar.